İyi günler efendim. Geçen Fethullah Gülen'in ilk zamanlarıyla ilgili yapmış olduğum videoda ismi geçen bazı şahıslarla ilgili arkadaşların talepleri oldu. Efendim buradaki ismi geçen şahıslarla ilgili daha detaylı bilgi verebilir misin? Bugün onunla ilgili şöyle kısa bir video yapalım istedim. Şimdi orada ismi geçen isimlerden birisi Ruzi Nazar'dı. Birçoğunuz bu ismi duymuştur. Hakkında belki benden de iyi bilgisi olan arkadaşlar olabilir. Saygı duyarım. Ben kısaca Ruzi Nazar kimdir? Neden Türkiye'de ismi geçer? Onunla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Aslında 1917 doğumlu, Özbekistan'da doğmuş bir Yahudi. 1941 yılında Ruslarla cephede savaşırken, Rus Almanlara karşı savaşırken esir düşmüş. Oradaki diğer Türklerle birlikte yapılan propaganda neticesi diğer Rusya içerisindeki bulunan çeşitli milletlere ait bir kurulan orduda görev almış. Eğitimi, açık gözlüğü oluşu, girişken oluşu sayesinde de dikkat çekmiş. Daha sonra oradaki işgal birliklerinde kalmış. O arada Roosevelt'in, Amerikan başkanlarından Roosevelt'in oğlu Archibald kendisini keşfederek CIA çalışmasını tavsiye etmiş. Ve 1951'den itibaren fiilen CIA'de çalışmış. Çeşitli eğitimleri sonucu, çeşitli görevlendirmeler nihayetinde 1959 yılında Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'ye geldikten sonra da tabii görevi gereği çeşitli yerlerle ilişkiler kurmaya başlamış. Hem Türkçe bilmesi hem işte geçmişinde bir Türklerle olan bu coğrafyadaki birlikteliği onu görev alanında daha kudretli yapmış, daha girişken yapmış, daha iyi bilgilere ulaşılır bir insan yapmış. Tabi buradaki kurduğu ilişkilerde işte çeşitli siyasilerle de gazetecilerle de yakın dostluklar kurmuş. Çetin Altan der ki en iyi viski onun evindeydi, gider içerdik. Alparslan Türkeş gene çok sık görüştüğü dostlarından birisi Türkiye'deki siyasetçilerden. Şimdi ne alaka? Hem Alparslan Türkeş hem Çetin Altan birisi tip milletvekili, birisi Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin başkanı. Geçmişin kudretli 27 Mayıs'ın kudretli albayı. Tamam da şimdi bu vatandaşın geriye doğru bir Alparslan Türkeş'in de geçmişini incelersek aslında 1948 yılında 16 subayla birlikte Türk ordusunun işte bu Marshall vesaire Amerika ile olan yakınlaşması sonucu Türk ordusunun eğitimlerinin bir kısmını kurmay olduktan sonra Amerika'da yapması artık şeye bağlanır. Kurmay olanlar bir kere Amerika'nın yolunu tutar. Çeşitli birimlerde oralarda eğitimler alır. Tabii vali şey kaymakam adaylarımızın da İngiltere'de benim yıllardır kafamın almadığı bir şeydir bu. Ya biz kurmay subaylarımız yani hele o dönemlerde kurmay subay olan veyahut da subay olan herkesin cumhurbaşkanı olmayı hedeflediği bir dönem. Vali veya kaymakam olan insanlar da bizim yerel yönetimin en tepesindeki isim. Bu insanlarımızın bir kısmını İngiltere'de, bir kısmını Amerika'da belli bir süre eğitime tabi tutuyoruz. Ya bu insanlar aslında orada farkında olmadan testlere tabi tutuluyor. Şimdi konuyu dağıtmayalım. Ben bu konuyla ilgili de ayrıca bir program yapmak istiyorum. İşte daha sonra geldikten sonra burada yine daha 1951-52 yılında gene Alparslan Türkeş Amerika'da bir eğitime gidiyor. Daha sonra Almanya'da görevlendirmeler yapılıyor. Özel Harp Dairesi'ni kuran isimler deniliyor bunlara kısaca. Bu 16 subayın 15'i Danış Karavelen hariç Milli Birlik Komitesi üyesi olmuştur. 1960 ihtilaline fiilen iştirak etmişlerdir. Çok ilginç tesadüfler. Başka bir ilginç tesadüf de anlatayım size. Biliyorsunuz Alparslan Türkeş 1917 galiba o da Larnaka doğumlu. Şimdi Larnaka'dan 1930 yılında ailesi iki evlerini satarak bir gemiye binip İstanbul'a geliyorlar. Alparslan Türkeş
Kuleli askeri hissesine girmek istiyor. Fakat gittiklerinde oradaki mülakat subayı diyor ki sen İngiliz pasaportu var. Sen Türk vatandaşı değilsin, seni alamam. Büyük bir hayalle oraya gelen aile, tabii Alparslan Türkeş çocuk hayal kırıklığına uğruyor. Ve aile gidip CHP milletvekili Sarı Bey'i buluyorlar. Tabii Larnaka'da, Lefkoşa'da yetişmiş bir aile, orada yerleşmiş aile gelip Türkiye'de böyle dostluklar kurabilmesi de ilginçtir tabii. Ama çeşitli vesilelerle tanışmış olabilir. Sonra bu CHP milletvekili ailenin bu sıkıntısını o günün Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak iletiyor. Mareşal Fevzi Çakmak okul komutanlığını arayarak Türk vatandaşı olmayan, İngiliz pasaportu taşıyan Alparslan Türkeş'in okula kabulünü sağlıyor. Neden bu alaka derseniz, 1859 yılında Kuleli Askeri Lisesi, Kuleli Vakası diye bir vaka vardır. Orada Kuleli Vakası'na ismi karışık sürgüne gönderilen iki isimlerden birisi Didon Arif Bey, birisi de Tophane Müftüsü Bekir Efendi. Tophane Müftüsü Bekir Efendi, Mareşal Fevzi Çakmak'ın dedesi, Didon Arif de Alparslan Türkeş'in dedesi. Bakın, hiç tesadüf yok yani. Şunu, yani bugün bazı isimlerin bazı isimlerle yan yana gelmesinde asla hayret etmeyin. Tesadüf yoktur. Onlar bir yerlerde gözetlenmiş, kollanmışlardır. Saklı seçilmişlerdir diyelim. Yahut da diğer şeyle, adlandırmayla. Sonra bu Ruzi Nazar Özbekistan'dan komşusu tanış olduğu Şakir Altaylı, Adana'ya yerleşmiş Şakir Altaylı var. Aynı dönemde onlar da Türkiye'ye hicret etmişler Özbekistan'dan. Bu Şakir Altaylı'nın bir oğlu var. Bu 1963 yılında Talat Aydemir'in ihtilal girişimine harp okulunda öğrenciyken iştirak ediyor ve Talat Aydemir asılıyor ikinci defa. İhtilale kalkıştığı için birinci de İnönü affetti, ikinci de artık affedilecek tarafı kalmadı senin dediler, astılar. Alparslan Türkeş de ikinci de tutuklandı. Bir müddet 3,5-4 ay kadar galiba içeride kaldı. Fakat o Talat Aydemir'in ısrarlarına rağmen o darbeye iştirak etmemişti. Bu anlaşılana kadar içeride yattı. Fakat bu yani Hindistan dönüşüydü Alparslan Türkeş'in Talat Aydemir olayı. Daha sonra işte bu Şakir Altaylı'nın oğlu Enver Altaylı, bir bakıyorsunuz hukuk fakültesinde okurken Ruzi Nazar hukuku bitirdikten sonra bunu 1966'da Fuat Doğu'ya tavsiye edip CIA'ya giriyor. CIA'ya giriyor demişim. Aslında yanlış değil. Çünkü Fuat Doğu'nun MIT'e giriyor da. Yani şu andaki MIT'le tabii o günkü MIT'i hiç alakası yok. Daha önce de bahsettik. 1956 ve 57'de bütçesini araştırırken Adnan Menderes bakıyor ki binanın ve personel giderlerini CIA ödüyor. Amerika ödüyor. Ya diyor, benim istihbarat örgütümün yani maaşını bir başka devlet öder mi? Böyle şey saçmalık olur mu? Fakat Fuat Doğu'nun daha sonra söylemiş olduğu meşhur bir söz vardır. Çoğu da bilir bu sahada çalışan arkadaşlar. Ben CIA'nin Türkiye masası şefiydim der. Yani MIT'in efsanevi başkanı, Hiram Abbasları, işte biz çok bildiğiniz isimleri yetiştiren ve kuruma alan kişi olan Fuat Doğu, ben CIA'nin Türkiye masası şefiydim der. Onlar ne derse onu yapıyorduk diyor Türkçesi. İşte Ruzi Nazar'ın da Enver Altaylı, Özbekistan'dan tanıdığı arkadaşı olan, o Müslüman, o Yahudi aslında. Ama onu MIT'e tavsiye ediyor. CIA'nin buradaki görevlisi olduğunu bilmez mi Fuat Doğu? Biliyor ama onu MIT'e alıyor. Yani düşünebiliyor musunuz nasıl bir tahayyüldür? Bana CIA'den bir tavsiye gelecek ve ben buradaki istihbaratımın, milli istihbaratımın içerisine o elemanı alacağım. Ve Enver Altaylı'nın bugün işte içeride olan, tutuklu olan FETÖ örgütüyle iltisaklı olarak tutuklanan Enver Altaylı'nın ilk intisabı böyle oluyor. Şimdi bu insan Ruzi Nazar'ın
FETÖ ile ne alakası var? Fuat Doğu niye FETÖ ile görüşür? O dönemde işte Yaşar Tunagör diye Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı var. Fuat Doğu, yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki Fuat Doğu der ki, bir kitapçık atar önüne, bunu tercüme et der ve bunu basacağız biz der. Nasıl yani Milli İstihbarat Teşkilatı İslam'da Sosyal Adalet adıyla Seyit Kutup'un kitabını Türkiye'de basılmasını istiyor. Ve basılıyor. Basan Said Nursi'nin benim Dışişleri Bakanım dediği şahıs. Ne alaka? Ne alaka? Salih Özcan'ın yayın evi. Hilal yayın evi. Yaşar Tunagör kimdi? Edirne'de imamlığa ilk kabulünü yapan FETÖ'nün, Kestane Pazarı Kur'an kursunu tahsis eden İzmir müftüsü, aynı zamanda İzmir vaizi olarak İzmir'e Fethullah Gülen'i alan şahıs. Buyurun buradan yakın. Fuat Doğu, Ruzi Nazar, Enver Altaylı, Şakir Altaylı. Nereden çıktı bütün bu isimler ya? Çetin Altan kim? Ruzi Nazar onunla da dost. Türkiye İşçi Partisi, yani komünist görüşlü, bir dünya görüşü olan bir insan. İstihbarat servisleri herkesi kullanır. Müslümanları da kullandılar, komünistleri de kullandılar, Kürtleri de kullandılar. Hala da kullanıyorlar. Farkında olmadığımız halde kullanıyorlar. Bir de biz safi niyetle bazı Müslümanlar, Mehmet Şevket Ege, Allah rahmet eylesin, Komünistinden Mücadele Derneği'nin içerisinde faaliyet gösteriyor. Altıncı filonun gelişinde ona karşı en büyük şiddet yazıları yazmış ve ona karşı işte eylem yapan, yazılar yazan zat-ı muhterem. Ben samimiyetine inanıyorum. Zat-ı muhterem komünizm nefreti yüzünden Amerikan istihbaratının uşağı olmuştur. Aynı zamanda MIT kullanmıştır. Ha o onu bilmez. O sanıyor ki ben komünizmle mücadele ediyorum. Türkiye'de birçok cemiyet, birçok din adamı, dindar bu şekilde kullanılmıştır. Milliyetçileri de bu şekilde kullandılar. Vay önce bir Samet Ağoğulları falan filan, Ahmet Ağoğulları, bu Türkiye'de işte Mois Cohen, bunlar bir milliyetçilik akımı başlattılar. Osmanlı'nın yıkılış döneminde insanlar sarılacak ip arıyordu. Sonra tuttular, bu milliyetçilik üzerinden bizi böldüler, parçaladılar. Sonra da bunu kullandılar bir güzel. 1950 Yeşil Kuşak bir kısmı bilerek Amerikan istihbaratının elemanı olarak çalışırken, bir kısım safiyane Müslüman komünizm tehlikesi ülkemize sirayet etmesin diye canla başla Amerikan emellerine hizmet etti. Ben bunların hepsini onların casusudur falan diyemem. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ama bir kısmı o işlerin içerisinde fiilen bulunuyor. Fiilen bulunuyor. Şimdi siz bir yerde çalışırsanız size istihbaratçılar gelir. Gazetelerde, şurada, burada. Sizi kullanmak için, ya ben şurada 3 kişilik şeyim, bana öyle bir mesajlar geliyor ki çakıyorum. Şunu yayınla, bunu yayınla. Ya diyorum ben haber yayınlamıyorum. Ben öyle şeylere alet etmeyin. Kusura bakmayın. Anlıyorum beni de kullanmak birileri. Ben basit bir şeyim yani. Şurada 3 kişi takip eden bir insanım. Onu beni bile kullanmak istiyorlar. Anlıyorum onları. Ben diyorum haberci değilim. Ben kendimce yorum yaparım. Kendim okurum, araştırırım. Kendi kafamın yattığı şekilde yaparım. Şimdi ben de belki istihbaratçıların istediği haberleri yapıyorum. Belki de farkında olmadan. Yani anlatmaya çalıştığım şu. Ama işte burada bu çizgiyi iyi şey yapmakla, tayin etmek gerekiyor. Şimdi Fethullah Gülen'in bakıyorsunuz hayatına, bütün bu isimlerle çakışması, hepsinin farklı kulvarlardaki isimler birbirlerine yardım ediyor. Kasım Gülek nerede? Moon tarikatı, işte Amerika'da Moon tarikatının lideri de işin ilgicidir. Sonradan görevini Güney Kore'de tamamladıktan sonra şeyi almışlar. O da Pensilvanya'ya alınmıştır. Moon tarikatı, Kasım Gülek, CHP'nin efsanevi genel sekreteri, dünya görüşü Fethullah Gülen'le hiç alakası yok. Ama bakıyorsunuz onun Vatikan'la ilişkilerini vesaire, Amerika ile ilişkilerinde Kasım Gülek var.
Öbür tarafta daha sonra bu çığ gibi büyüdükten sonra bu hareket, o hareketin içerisinde komünisti de var, solcusu da var, milliyetçisi de var, herkes var. Enver Altaylı daha sonra MİT'ten ayrıldı. İşte Her Gün gazetesinin, Ülkücülerin gazetesi 1970'li yıllarda Türkiye'nin o kaotik ortamında, benim de bir yıl kadar çalıştığım o gazete. Daha sonra, tabii ben onun zamanında çalışmadım. Ben ondan önce, benden sonra geldi. Daha sonra Türkiye'deki görevini bitirip bu sefer Almanya'da ve Orta Asya'da çalışmaya başladı. Şimdi de yeğenine görev devredildi ve yeğeni devam ediyor. Şimdi dayısının misyonunu götürüyor. Şimdi burada Fethullah Gülen işte ve diğer ismi geçen insanların bir kısmının istihbarata bulaşmış olması bir yerde normal değil. Anlattığım bu tesadüfler de normal değil. Şimdi ben her zaman şunu derim. Ben uyuşturucu trafiğini bilmem. Niye? Çünkü ben Samsun Bafralı, işte hiç o cenahta işi tarağı bezi olmamış bir insanım. Ben ne satıcıyı bilirim, ne alıcıyı bilirim, ne doğru dürüst de kullanıcıyı da görmedim. Beyoğlu'nda çalıştığım dönemde belki hani sarhoş gibi gezenler, belki alkollü demişimdir. Onu da anlamamışımdır. Ama o trafiğin olduğu cenahtaki insanların ona bulaşma ihtimali vardır. Yani işte Van'dan giriyor ya genelde. Yani Van'da birisini bulma ihtimalin daha fazla. Ama Samsun'da çok zor. Anlatmaya çalıştım. İşte askerde istihbaratçılarla ilişkisi çoktur. Ama benim asker olarak da bir alakam olmadı. Diyorum ki yani bir askerin istihbaratçıyla, bir Vanlılar alınmasın kesinlikle, hiç alakası olmayanlar neyse şey yapmıyorum, ama uzaktan falanın filanın ilişkisi var, bu işlerde var, bir otobüs aldı, bir toz, bir kilo toz, bir otobüs hikayesini bilir, duymuştur, isimler kulaklarına çalınır. Ben o isimleri de bilmem bir Vanlı kadar. Onun için demek istediğim şu: bu işlerde birileriyle tesadüf gibi görünen böyle birliktelikler varsa, bu ileride muhakkak onların birileri tarafından buluşturulduğunu gösterir. Ben son olarak şöyle bir şey diyeyim. Bunu ben Selefi hareketlerin Türkiye'ye nasıl girdiğini 1970'lerde, 60-70'lerde nasıl organize edildiğini kısa bir video yaparken bu ismi zikredeceğim, ama 1967 yılında Salih Özcan'ın çıkarttığı bir gazete var, haftalık gazete, İttihat. Bu gazete Arapça ve Türkçe Haç döneminde Suudi Arabistan'da, Medine'de satılıyor. Dağıtılıyor. 5000 adet basılıyor. Şimdi Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Salih Özcan, İttihat dergisini, Kral Faysal'la dost, Rabıtatül İslami'nin üyesi ve orada dağıtan görevlilerden ikisinin ismini söyleyeyim. Muammer Kavurmacı, Fethullah Gülen. Mekke'de dağıtanlardan, Medine'de. Abi ne iş ya? Bu ilişkiler ne böyle? Nereden birbiriyle bu kadar ilintili? Bu isimler tesadüf mü? Kavurmacıların ta nereden geldi bak, buyurun. Nereden geldi? Onun için hiçbir zaman bu işlerde tesadüfe yer yoktur. Birileri tarafından kollanmış, gözetlenmiştir. Büyümeleri sağlanmıştır. O yüzden de ihtiyatlı bakmanızda her zaman yarar var. Çok aniden önünüze böyle konulan isimlerin geçmişlerini bir araştırın. İyi günler efendim.